Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 5 dakikacık daha fazla uyumak için ardı ardına ertelenen alarmlar, sıcacık yataktan çıkıp işe veya okula gitmenin zulüm gelmesi, öğleye kadar uyumak için iple çektiğimiz hafta sonları. Hepimiz bir şekilde yatakta vakit geçirmeyi, uyumayı, hiçbir şey yapmadan öylece saatler boyu içerisinde kalmayı severiz. Peki yatakta çok uzun bir süre geçirseydik, mesela tüm yıl boyunca yataktan hiç çıkmasaydık acaba ne olurdu? Vücudumuzda ne gibi değişiklikler meydana gelirdi, hiç düşündünüz mü? 1986 yılında Rus Uzay Ajansı Biyomedikal Sorunlar ve Araştırmalar Merkezi'nde görevli doktorlardan Rus kozmonot Boris Morikov da bu sorunun cevabını merak etmiş. Bunun üzerine bir deney yapmaya karar vermiş. Morikov tarafından uzaydaki yerçekimsiz ve hareketsiz ortamın koşullarını simüle etmek için yapılan deney bize yukarıda sorduğumuz soruların da cevabını sağlayan önemli bir kaynak olmuştur. Morikov bu deneyi gerçekleştirmek için 11 adet gönüllü seçti ve onları sürekli ve zorunlu olarak 11 yatakta, yatakların sadece baş kısımlarının altlarında 6 derecelik küçük bir eğim olacak şekilde ve yatar vaziyette 370 günün 24 saatini sürekli ve zorunlu olarak geçirmeleri gereken şartlara tabi tuttu. Bu şartlara tabi tutmasının sebebi ise Morikov'a göre tıpkı uzay yolculuğunda yaşandığı gibi insan vücudunun daha az alyuvar üretmesi ve kalbin daha yavaş çalışmasıydı. Deneyi başarıyla tamamlayan deneklerin her birine ise ödül olarak otomobil hediye edilecekti. Ayrıca bilime olan katkılarından dolayı her bir denek madalya ile taltif edilecekti. Dışarıdan bakıldığı zaman bir yıl boyunca hiçbir şey yapmadan yatarak sonucunda araba ile ödüllendirilip taltif edilmek aslında mantıklı gibi görünse de uzun vadede deney süreci aslında oldukça zorlu bir süreç olacaktı. Çünkü bir yıldan fazla bir süreyi hiçbir şey yapmadan geçirmek, bedensel ve fizyolojik gündelik ihtiyaçları yatar pozisyondayken gerçekleştirmek ve her türlü deneye maruz kalmanın fiziksel etkilerinin yanı sıra psikolojik etkileriyle de baş etmek zorunda olmak deneklerin yaşamlarını aşırı derecede olumsuz etkileyecekti. Bu sebeptendir ki deney esnasında bu zorlu şartlar deneklerde psikolojik bir çöküş yaşattı ve yüksek seviyede strese yol açtı. Bunun sonucunda ise denekler arasında kavgalar çıkmaya başladı. Bu da onların deney sırasında birbirlerinden ayrı yerlerde tutulmalarına sebep oldu. Tüm bunların üzerine 4 ayda bir gerçekleştirilen tetkikler sonucunda denekler yataklarına bağlı bir şekilde çamaşır makinesi benzeri bir santrifüje sokularak 8 kez yer çekiminin şok etkisine maruz bırakıldılar. Bunun yapılmasının sebebi ise uzay mekiğinin uzaydan atmosfere giriş yaparken astronotlar tarafından deneyimlenen hızlanmayı ve basıncı deneklerin üzerinde simüle ederek ne gibi sonuçlar elde edileceğinin gözlemlenmek istenmesiydi. Deney başlatıldı ve ilerlemeye başladı. Morikov bu deney ile kütlesizliğin insan vücudunda ne gibi etkiler yaratacağını öğrenmek istiyordu. Ayrıca Morikov'a göre yatış pozisyonu dünya üzerinde kütlesizliğe en yakın tecrübeyi yaşatabilecek pozisyondu. Deney ilerledikçe deneklerde birçok problem ve rahatsızlık baş göstermeye başladı. Başlangıçta kas ve kemik kütlesi kaybı şeklinde başlayan bu problemler zamanla iç organların zayıflaması şeklinde komplikasyonlara yol açtı. Deneyin amacının yer çekimsizliği tecrübe ettirmek olmasından dolayı deneklerin kalpleri yer çekimine karşı kanı pompalama görevini yapamaz hale geldi ve bundan dolayı zayıflamaya başladı. Deneyin başlamasından bitimine kadar geçen 370 günlük sürede 11 denekten 10 tanesi deneyi tamamlamayı başardı ve onlara söz verildiği gibi birer araba hediye edildi ve madalyalar ile taltif edildiler. Zorlu geçen bu sürecin ardından denekler yürümek gibi temel bir refleksi unuttular ve tekrar yürümeye başlayabilmeleri için 2 ay boyunca rehabilitasyon tedavisi almak zorunda kaldılar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tuhaf deney hakkında ne düşündüğünüzü ve bunun gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.